Herkese merhaba, Sinema TV'ye hoş geldiniz. Sinema ve dizi dünyasındaki en son haberlerle karşınızdayız. Ben Fide Kılıç. Bakalım son bir haftada sinema ve dizi dünyasında neler yaşanmış? Haber turumuza başlayalım. Catherine Zeta-Jones, Morticia Addams olacak. Tim Burton imzalı The Addams Family dizisi Wednesday'de Morticia Addams'ı Zeta-Jones'un canlandıracağı duyuruldu. Jenna Ortega'nın başrolünde yer aldığı canlı aksiyon dizinin 8 bölümden oluşması planlanıyor. Film ekiminin tarihleri belli oldu. 2 yıl aranın ardından İKSV bünyesinde düzenlenen film ekiminin yeni tarihleri resmi olarak açıklandı. Dünya çapında önemli bağımsız filmlerin gösterimini yapmaya hazırlanan festival 8-17 Ekim tarihleri arasında sinema severlerle buluşacak. Idris Elba, Sonic the Hedgehog'un oyuncu kadrosunda. Ben Schwartz'ın Sonic karakterini seslendirdiği devam filminde Elba'yı, Sonic'in dost gibi görünen düşmanı Echidna Knuckles olarak izleyeceğiz. Jeff Fowler'ın yönetmenliğini üstlendiği yapım 8 Nisan 2022'de izleyiciyle buluşacak. Başka sinema Ayvalık Film Festivali'nin tarihleri açıklandı. Fiziki olarak en son 2019 yılının Ekim ayında gerçekleşen festival, bu yıl 2-8 Eylül tarihleri arasında sinema severlerle buluşmaya hazırlanıyor. Henüz belli olmayan festival programında ise dünyadan öne çıkan filmler, söyleşiler ve atölyeler yer alacak. Emily Blunt ve Dwayne Johnson yeniden bir araya geliyor. Amazon'un haklarını satın aldığı aksiyon türündeki yeni proje, Pinkerton Ajansı'nda çalışan ilk kadın dedektif Kate Warren'a odaklanacak. Blunt filmin başrolünde yer alırken Johnson ile birlikte filmin yapımcılığını da üstlenecek. Margot Robbie ve Scarlett Johansson, Wes Anderson'ın yeni filminde. Robbie ve Johansson, usta yönetmenin yeni filminde Adrien Brody, Bill Murray, Tilda Swinton ve Tom Hanks gibi yıldız isimlerle birlikte rol alacak. Henüz adı açıklanmayan filmin çekimleri İspanya'da yapılacak. Bullet Train'de oyuncu değişikliğine gidiliyor. Sandra Bullock, Brad Pitt'in başrolünde yer alacağı David Leitch imzalı filmde Lady Gaga'nın yerine geçti. Bullock, bir trendeki bir grup suikastçının hikayesini anlatacak olan filmde Maria Biddle karakterini canlandıracak. Dune'un devam filmi Zendaya'nın karakterine odaklanacak. Denis Villeneuve tarafından uyarlanan efsanevi romanın ilk yarısı beyaz perdeye taşınmak üzereyken, romanın ikinci kısmını ele alacak ve Jenny karakterine odaklanacak devam filmi için ön hazırlıklar şimdiden başladı. Tabii bu durumun gerçekleşmesi ilk filmin gişe performansına bağlı. Ryan Coogler'dan Stephen Curry belgeseli geliyor. NBA yıldızı Curry, IM4 ve yapımcı Ryan Coogler tarafından hazırlanan yeni bir belgeselin konusu olacak. Underrated başlıklı yapım, Curry'nin Davidson Wildcats için oynadığı March Madness sırasında öne çıkan tarihi yükselişini anlatacak. Venom: Let There Be Carnage'ın vizyon tarihi bir kez daha ertelendi. Sony Pictures, Tom Hardy başrollü film için yeni tarih belirledi. 24 Eylül'de vizyona girmesi beklenen devam filmi, Amerika'da Delta varyantının neden olduğu vaka artışları sebebiyle 15 Ekim'de vizyona girecek. Bergen filminin başrol oyuncusu belli oldu. Farah Zeynep Abdullah, Twitter hesabından yaptığı açıklamaya göre, arabesk sanatçısı Bergen için hazırlanan biyografi filminde başrol oynayacak. Filmin 2022 yılının Şubat ayında gösterime girmesi bekleniyor. Sıra geldi bu haftanın öne çıkan film ve dizi fragmanlarına. Denzel Washington yönetmenliğindeki A Journal for Jordan'ın başrolünü Michael B. Jordan üstleniyor. Romantik dram filmi, yurt dışındayken yeni doğan oğluna mektup yazan birinci çavuş Charles Monroe King'in gerçek hayat hikayesini takip ediyor. Marry me. Yes. Lyle Mitchell Corbin Jr. imzalı bağımsız film Wild Indian'ın başrolünde Michael Grey Rice yer alıyor. Grey Eyes'in yılın en ürkütücü performanslarından birini sunduğu gerilim filmi 3 Eylül'de belirli sinemalar ve dijital platformlarda gösterime girecek. Samuray Western'i olarak tanımlanan Prisoners of the Ghostland filminin yönetmen koltuğunda Sion Sono oturuyor. Filmin başrolünde yer alan Nicolas Cage'i kötü şöhretli bir banka soyguncusu olarak izleyeceğiz. Bağımsız filmin vizyon tarihi 17 Eylül olarak belirlendi. Well, I think you get the idea, son. Özge Özpirinççi ve Salih Bademci'nin başrolünde yer aldığı ilk ve son, bir çiftin başından geçen 10 yıllık ilişki sürecini anlatıyor. Cem Karca'nın yönetmenliğini üstlendiği romantik dram dizisinin 25 Ağustos'ta Blue TV'deki yerini alması planlanıyor. Hey maşallah be!
Yönetmen Pedro Almodovar'ın Penelope Cruz'lu Madres Paralelas filmi Madrid'de geçiyor ve aynı gün doğum yapan üç kadının paralel şekilde ilerleyen hayatlarını anlatıyor. Film dünya premierini 1 Eylül'de 78. Venedik Film Festivali'nde yapacak. Mi amor, yo te quiero mucho. Sine Haber'den bu haftalık bu kadar. Sinema dünyasındaki en son gelişmelerden haberdar olmak için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Haftaya yeni haberlerle Sine Haber'de görüşmek üzere. Sinema ile kalın.